Ukrayna ilk F-16 kaybını yaşadı. Malum Ukrayna'nın uzun süredir Batı'dan istediği F-16'lar peyderpey pilotların eğitimlerini tamamlamasından sonra teslim edilmeye başlandı. Bu konuda Belçika, Norveç, Hollanda F-35 aldığı için emekli etmeye başladı. F-16'ların eski nesil modelleri F-16A ve çift kişilik B modellerini Ukrayna'ya verdi ama bu uçaklar çok ciddi modernizasyona tabi tutulmuş, güncel mühimmat atabilecek özelliklere sahip. Teslimat öncesi de özellikle Amerikalılar çeşitli elektronik karşı tedbirlerinde en yeni ve güncel versiyonunu Ukraynalılara yüklendi. Şimdi Ukraynalılar, ilginç bir kaza yaşandı. Bölgeye Ruslar kamikaze dronlar atıyorlar ve bir Ukrayna F-16'sı kalkıyor, bölgeye gidiyor ve 3 tane İHA'yı düşürdükten sonra uçak düşüyor. Yavaş yavaş bu konuyla da ilgili bilgiler geliyor. İddia şu ki Ukrayna hava savunma sisteminin attığı Patriot tipi füze bu F-16'yı vurdu ve F-16 dost ateşiyle düştü. Şimdi bu gelişmeler de oldukça ilginç ve muhtemel bu gelişme alınan şu kararı da ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı Zelenski bu olayın arkasından Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı görevden aldı. Ve Genelkurmay Başkanı mevcut aynı zamanda Hava Kuvvetleri'ne vekalet etmeye başladı. Bu da oldukça ilginç bir gelişme, muhtemel dost ateşiyle düşürme olanı olabilir. Peki niye F-16 ve hava savunma birlikleri arasında bu irtibat kurulmadı? Neler yaşandı? Bunlarla ilgili bu da çok ilginç. Muhtemel bu soruşturmanın arkasından da çıkacağını ben tahmin ediyorum. Ukrayna Savaşı aslında dost ateşi ateşi olarak adlandırılan kendi uçağını düşürme gibi olayları sık sık görüyoruz. Rusya'nın da başına geliyor, Ukrayna'nın da başına geliyor. Önceden işte Rusya ve Ukrayna kendi eski Doğu Bloğu ülkelerinin işte MiG'leri, Sukhoi'leri kullanıyordu. Bunlar radarda acaba karışıyor muydu derken şimdi F-16 ile ilgili böyle bir şeyin yaşanması da oldukça ilginç. Geçtiğimiz günlerde F-16'lar Ukrayna'daki gizli bir üsse konuluyor. Ruslar buraya bir hava saldırısı yapmıştı. Ukrayna'nın elinde 6 F-16 pilotu var. Bu havayar saldırısında bir F-16 pilotunun hayatını kaybetmesi, arkasından bu düşürülen elde kaldı 4 tane pilot. Ukrayna'da bir taraftan burada bu bölgede görev yapabilecek emekli olmuş Batı'dan F-16 pilotlarının peşinde. Bu işte oldukça ilginç, onu da belirtmemizde fayda var.